Herkese selamlar. Şimdi Fort Worth'taki Lake Worth olarak geçen bir göldeyiz. Burada yaklaşık 50 önce bir keçi ve insan karışımı bir yaratığın olduğu rapor edilmiş birkaç defa. Bundan dolayı bu ormanın büyülü olduğu söyleniyor. Orijinal olarak aslında bu adada, şu an gideceğimiz adada rapor edilmiş. Hala bu adada olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı gidip bir bakacağız, eğer görebilir miyiz, göremeyecek miyiz. Şöyle göstereyim ben size. Şu Gear Island dedikleri, biz şu adanın etrafında bir tur atmayı düşünüyoruz. Görmek için. Burası birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Bahsettiğim şey de bu. 50 yıl önce Fort Worth kıllı, uzun insan ve keçi karışımı bir canavarın görüldüğü ile sarsıldı diyor. Aynı zamanda şöyle biva'ların, yani kunduzların yaşadığı da bir ortammış. Oldukça güzel bir yere benziyor. Şu an görüyorsunuz balıkçılık. Kuşlar ve ördekler dolu her yerde. Şöyle bir patikadan yürüyüp ormanın içerisine giriyorsunuz. Hadi gidip hep beraber bakalım ve keçi adanı görebilecek miyiz? Görelim. Herkese selamlar. Şimdi Lake Worth adında Fort Worth'un içerisinde olan bir gölün etrafındayız. Onun gölün etrafında oluşmuş bir orman içindeyiz daha doğrusu. Burası Greer Island diye geçen bir ada noktası. Burada hiking yolunda devam ediyoruz. Sonbahar tamamen bitmek üzere aslında. Yapraklar tamamen düştü. Duyuyorsunuzdur, kurumuş yaprak sesleri içerisinde yürümeye devam ediyoruz. Kedinin suratı tamamen yaprak oldu. durup yaprak ayıklıyoruz. Burası aslında bir mitolojik insan ve hayvan karışımı, bir canlının yaşadığı bir orman olarak geçiyor. Evet, yani yarı keçi, yarı insan olduğunu düşünüldüğü bir mitolojik bir canlının yaşadığı bir ormanmış aslında. Yüzyıllardır aslında buna görenler olmuş ve arada sırada ben gördüm diye rapor verenler de oluyormuş. Çok güzel aslında, sakin bir yer. İlkbaharda belki daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Değişik yürüme noktaları var, yolları var. Buraya uzaya geçiyor. Bunun için de şöyle gördüğünüz gibi yerler yapmışlar. Köpekler için biraz rahat aslında ama bizim için biraz sıkıntılı. Çünkü mantar var mı yok mu bilmiyoruz. Yani hiç görmedik şu ana kadar. Büyük ihtimal yoktu. Çok önemli bir bölge değil çünkü burası. Bakalım. Yine devam ediyoruz. Yine paylaşmak istedik. Etrafı göstereyim. Aslında mangroveların genelde olduğu bir nokta. Şöyle göstereyim. Şimdi ön tarafta kedinin suratı. Teddy gel buraya. Teddy. Bak. Tipe bakar mısınız? Leş. Hadi gel. Hadi yürü. O da havlıyor diye. Olivia'nın tarafı. Havlıyor diye ağzını taktık. Yani saldırgan değil ama. Hayvan Covid'den dolayı sürekli lockdown'da kalınca pek sosyalleşemedi, ondan dolayı kimi görse avlıyor. Burası güzelmiş, baksana güzel. Hı hı. Bu ada aynı zamanda kuşlarla dolu bir ada. Kaç, 200 mi dedin sen? 200'e yakın farklı kuş türü varmış. Şu ana kadar birkaç tane gördük ama bir gözlem noktası varmış, oraya gideceğiz. 2 saatimiz kaldı.
saat 5'te kapanıyormuş. Ondan dolayı biraz acele etmemiz gerekecek. Standart bir hızla devam ediyoruz. Bakalım keçi adamı görebilecek miyiz? Kuş yuvaları mı? Hangileri? Bakalım kuş yuvaları varmış. Evet. Ama içi boş pardon. Hayır şurada. Evet. Çok şükür. Kedi. Kedi bugün harika bir modunda. Buraya yaklaştık evet. Koşturuyor valla. Ya köpek var çünkü. Duralım. Peki yürüyüşe devam ediyoruz. Az önce bir leyle denk geldik. Mecburen durmak zorunda kaldık. Çünkü Teddy birisini gördüğü anda çılgına döndü işim. Mecburen ya kucağımıza alıyoruz ya da uzaklaşıyoruz diğer insanlardan. Güzel tek tarafı şu, Avustralya'da böyle bir şansımız pek olmuyordu çünkü National Park'ların birçoğu köpekleri almadığı için ondan dolayı köpeklerle gezemiyorduk. Şöyle devam edelim. Sakin yaprak sesleri. Oldukça rahatlatıcı bir ortam. Bu arada keçi adamı hala arıyoruz, bulamadık. Büyülü bir orman diyorlar ama bilemezsin, Amerika gerçekten enteresan bir ülke. Yaptığımız yürüdüğümüz trail sanırım adanın bütün etrafında ulaşacağız. Öyle görünüyor. Şöyle. Berilere bak. Ne onlar? Berries. Berries. Şu kırmızı. Berries gibi. Berries gibi. Hey Christmas. Oh, yeah, yeah. There's, yeah. Look up. Yeah, baksana. Baksana, çok güzel. Çok güzel. Yılbaşı şeysi onlar. Bu sezonda herhalde veriyorlar. Yeah. Tamam. Tamam. Buradan adına bak. Evet, bakmak lazım. Evet. Yaban. Çok yaban. Valla o şeydeki bazılarının orada yabani bir domuz duyuyormuş ya, bu kadar büyük bir şey. Evet. Vay burası. Bayağı da az karanlık. Eda koşuyor. Canavar gelişmedi ya. Evet. Keçi adamı arıyoruz. Neredesin? Eda korktu. Bak burada aslan gibi çocuk var. Bizi koruyacak. Aferin oğlum, yürü. Koş. Oli olsa bizden önce kaçar da Teddy için. Abi ne? They're talking and shit. Yeah. Where do I go? Kuş ses. Birisi çok. Ben devam edeyim. Kuş arıyoruz. Keçi adamı arıyoruz.
Bayağı sazlık bir yer burası ya. Çok enteresan sazlıklar. İnce ince. Olabilir. Şey var, balık tutuyorlar. Aa, okey. Kıyıdan balık tutmak yasakmış. Kıyıdan balık tutmak yasak diyorlar. Onun için tekneyle ya da kanoyla gelebiliyorsunuz aslında. Ya, iyi bir nokta olabilir. Ama su gibi ya sanki. Kenarlar bayağı sığ, onu söylüyorum. Hadi. Kedi resmen kudurdu. It's okay. Evet, güzel. Maybe no outlook. Tutmaz yol diyor. Okay. Levy. No levy. Tutmaz olmuş. What's that? Nothing. Pavilion. Pavilion dediği şey ya. O dinlenme yeri. Burası enteresanmış bak. Büyülü. Okay, şuradan gidiyor. Devam ediyor aslında daha devrucu. Devam ediyor diyorum. Gidelim mi yoksa? Zamanımız yetecek mi? Yeter. Herhalde. Şu? Evet. O zaman o tarafa git. Ya da kuş observation şeyi neredeymiş? Sen map'e bakıyordun. Oraya yetişemeyiz sanmıyorum ya. Aynı yer içerisinde. Tamam da apayrı bir yerde galiba. Okey. Ya gidebiliriz de. Yola çıkalım. Bunlar bile var. Ben onları arabada bırakırız 5 dakika. Şurata bak. Şurata bak. Ah, ah, ah. Hadi yürü. Evet. Nerede? We need to go back. Tamam işte. Tek. That way. Orası tek yön. This way. Sağdan. Okay. Böyle bakınca sağ olmuyor mu? Böyle bakınca sağ demiyor musun? Hayır ama bizim sonumuza doğru diyorum ama evet. Biz derken seni sağ. Tamam hadi gel. Buradan. Gel. Korkunç aslında ya. Ne oldu dibine gördün? He? Keçi adam mı buldun? Yok. Onların aslında derinliklerine iniyoruz. Bayağı uzaklaştık. Fark yerine. Ne oldu?
Ormanın derinliklerine iniyoruz dedim. Uzaklaştık bayağı. Yok, bayağı uzaktayız. Şimdi geri dönüş. Şimdi alt tarafa indik. Gömen imkansız. Vallahi buradan geçtik. Geçmediysek ben de... Burada ağaçları bayağı bir zarar gelmiş. Okay, good. Keçi adamın yaptığı zararlar yemiş. Kedi buraya bak. Oh my gosh. Aa, yaprak çocuğum benim. Çok güzel saçta kalır oldu. Çok güzel oldu. Natural. Let's go. Çok güzel olmuştu. Seni ayıklamakla uğraşmayacağım çünkü. Bir de temizlemekle uğraşmıyorum çünkü. Temizliyorum kafasını, ondan sonra şeyler. Deve kuşu gibi. Yaprakların içine sokuyor. Her şeye burnunu sokmaman lazım. Evet. Okay. I got the bag. Olive. İhtiyaç molası. Allah'tan poşetler var yanımıza. Tamam, dur. Sen adam tabii bırakmayın. Yep. Sen dur burada, çünkü Oli gelmiş. Yes. Nerede bu kapatma? Ormanın derinliklerinde olsak bile köpek atıklarını hiçbir zaman etrafta bırakmıyoruz. Yanımıza şöyle gördüğünüz üzere poşet getiriyoruz her zaman. Evet. Dedi yaparsa ben de. Yani. Ne? Mecburen. As şeyini. Hang it on the thing. Leşini as. Fırladı, şaşırdık. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Ama geyik sanırım. Kim havluyor öyle? Öyle mi? Evet. Şuradan daha rahat görürüm hemen. Sol tarafa gitti çünkü. Kaçmış. Ben diyorum, yerde bir izler var. Acaba ne izidir diye. Tam bunlara bakarken direkt önümüzden fırladı. Şaşırttı beni. Telefonu çekemedik ama neyse, görürsek bir daha çekeriz. Önemli değil. Hızlı gitti. Evet. Thank you.
Aynen, resmen önümüze baktı be. Aynen. Bayağı büyük. Hayatımdaki ilk böyle şey, vahşi hayvanlar, vahşi değil aslında ama doğal ortamında kangurular haricinde gördüğüm bir hayvan oldu. Dedim acaba keçi adam mı? Çünkü poposu keçiye benziyordu. Keçi değil mi o, değil mi? Valla. Keçiye de benziyor. Keçiye de benziyor ama tam olarak göremedik ne olduğunu ya. Evet. Bayağı büyüktü. Yürüyüşün sonuna geldik. Şimdi otoparka geçeceğiz. Bir köprü gibi bir yer var. Oradan geçtikten sonra otoparka varmış olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için elimizden geleni yapacağız. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.